Merhaba arkadaşlar. Bir haftalık ayrılıktan sonra aslında tekrar bugün cumartesi günü ve ben cumartesi günleri videolarımı yapıyorum. Bunları sırasıyla YouTube'a ekliyorum. Konuyla ilgili olan kısmı da yine web sayfama ekliyorum. Ve karşınıza bu şekilde hazırlanıyorum. Cumartesi günleri aslında bir şekilde video günlerim. Hafta içine toparladığım bütün haberleri cumaya kadar derliyorum ve karşınıza o şekilde çıkıyorum. Şimdi hep birlikte gelin bakalım bu hafta veya geçtiğimiz hafta aslında dünyada neler oldu, nasıl konularda karar vericiler nasıl davrandılar, dünya, bölge ve bizim için önemi nedir? Bunları ben sizinle paylaşayım, sizler de kendinize değerlendirin. Bu olaylar bu hafta çok fazla dünyada. Kuzey Kore ve Trump görüşmesi, Afrika'daki bazı olaylar, Avrupa'daki bazı huzursuzluklar, yine Venezuela olayları, Pakistan-Hindistan çekişmeleri, hepsini bunun üzerinde teker teker geçmeye çalışacağım. Öncelikle bölgemizle başlayalım. Bölgemizde geçen hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri yönetimine yakın bazı yetkililerin söylediğine göre 200 olan sayı, Suriye'de kalacak olan asker sayısı 400'e çıkartıldı. Bu şu andaki sayının yaklaşık 5'te 1 anlamına geliyor. Yani şu anda yaklaşık Suriye'de 2000 kişilik bir askeri grup var ve bu 400'e kadar inecek. Peki bu askerler nerede duracak, nerede konuşlandırılacak derseniz, yine yetkililerin söylediği kadarıyla bunların bir kısmı Irak ve Ürdün sınırları tarafında konuşlandırılacak, bir kısmı da Kuzeydoğu'da bir noktada konuşlandırılacak. Ama bu konuşlandırılacağı yer sadece Kuzeydoğu olarak geçti. Bunu yine biz Türkiye, Irak, Suriye üçgeni arasındaki Suriye tarafında kalan topraklarda olduğunu düşünüyoruz. Oradan Memlük'e olan alanlarda daha çok YPG'yi korumak amaçlı askerlerin orada duracağını düşünüyoruz. Peki bu Amerika için niye önemli? Niye 200 olan sayı 400'e çıktı diye düşünürsek, aslında bunun iki tane önemi var. Bir tanesi yine dediğim gibi, yani Suriye'deki asker sayılarını düşündüğünüz zaman bunu Fransa, İngiltere, Avrupa Birliği'ndeki bazı askerler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerini düşündüğünüz zaman bu sayının yine 1500 civarlarına kadar gelebileceğini görüyoruz. Yani Amerika bir nevi aslında kendi askerlerini azaltıp diğer ülkelerle bir koalisyon oluşturuyor demektir bu. Çünkü bu onlar için önemli. Yani 2000 şu anda sayı, belki 1500'e kadar düşebilir ama daha az olmayacak. Yani bir şekilde Amerika diğer ülkelerle birlikte bir ortaklığa girip oradaki varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Bu onlar için hem maliyeti düşürme, hem seçimler öncesindeki Trump'ın popülaritesini arttırması için önemli. Hem de oradaki ilgi alanlarını korumak için bu askerlerin hep birlikte çalışması önemli. Bu anlamda bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin avantajlarından bir tanesi. Diğer avantajlarından bir tanesi de Türkiye'nin bölgeye direkt olarak girmesini engelliyor bu durum her şekilde. Evet, biz belki seçimlerden önce bir belki girme ihtimalimiz var. Ama dediğim gibi buradaki asker sayısı hala ciddi miktarda. Bizim de bu askerleri güvenli bir alanda tutup YPG ve PKK'larla direkt sıcak çatışma ortamına girmemiz bu askerlerin oradaki varlığıyla birlikte biraz tehlikeli bir durum arz ediyor bizim açımızdan. Çünkü ister istemez bu askerlerle de karşılıklı olarak bazı çekişmelerimiz olabilir. Bu durumda Türkiye'nin çok dikkatli olması lazım. Sadece Türkiye'nin değil elbette, Amerika'nın da, Fransa'nın da, İngiltere'nin de, İtalya'nın da, hepsinin ciddi şey olması lazım. Dikkatli olması lazım. İkinci olay, bizim bölgemizden aslında Türkiye'nin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinde çok iyi arkadaş olduğu El-Aşar Ömer'in Sudan'daki artık parti liderliğinden dün itibariyle istifa ettiği açıklandı. Aslında bu geçen hafta içerisinde kendi gizli servisleri başkanının açıkladığı bir şeydi. Ancak Al-Bashar bunun doğru olmadığını, hala işte hükümeti görevden aldığını, bir yıllık bir acil durum ilan ettiğini söylemişti. Ancak dünkü görevden aldığı, yani istifa ettiğini açıklamasıyla birlikte
Durum farklı bir alana doğru da kaymaya başladı. Artık Sudan'da muhalefetin de bu denklemin içinde bulunduğu çok önemli bir yere doğru gidiyorlar. Her ne kadar El-Bashir, Ömer kanunları, anayasayı değiştirip kendi cumhurbaşkanlığını bir dönem daha uzatmak için elinden geleni yapacak olsa da hem sağlık durumlarından dolayı hem de yaşından dolayı bunu belki yapamayacak. Bu durumda da ülke aslında bir dönem belki bir krize ya da politik bir krize girecek gibi duruyor. Burada özellikle hem İran hem de bazı Körfez ülkelerinin etkisi olduğu unutulmamalıdır. Stratejik açıdan bu ülke onlar için önemli. O yüzden dolayı da şimdi biz aynı zamanda İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu ülkedeki şimdi etkilerini yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Politik alanındaki çekişmeler, oradaki liderlik çekişmeleri bu ülkelerin destekledikleri lider adaylarıyla birlikte daha öne çıkmaya başlayacak. Bu çok önemli bir olay. Sudan'da biz bir önümüzdeki bu 2019 yılı içerisindeki başkanlık seçim bu arada 2020'de olacak. Bir stabilize olmayan bir durum bekliyoruz. İnişli çıkışlı zamanlar bizi bekliyor Suudi Arabistan'da. Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Çin'i ziyaret etti. Tahtın namzet adayı Muhammed Bin Salman Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Beijing'de buluştu. Burada Suudi Arabistan firması Aramco Çinli iki tane firmayla Liaoning eyaletinde yaklaşık 10 milyar dolarlık rafinere ve petrokimya alanında projeleri imzaladılar. Bu Suudi Arabistan için çok önemli. Suudi Arabistan aynı zamanda Çin'e bütün petrol ihtiyaçlarının %70'ini karşılayabilecek şekilde bir yatırım yapmış oldu. Bunların bu kapasitesi, fabrikaların olası kapasitesi yaklaşık günde 300 bin varil gün olarak hesaplandı. Aynı zamanda bizim için çok önemli bir tarafı açıklandı ve bu aslında bizimle artık Suudi Arabistan arasındaki derin görüş ayrılıkları ne kadar önemli olduğunu, ne kadar çok ayrıldığımızı da gösteriyor. Salman aynı zamanda Çin'in bu Uygur Türklerine karşı uyguladıkları politikaların haklı olduğunu belirten bazı açıklamalarda bulundu. Kesinlikle ve kesinlikle bu bizim açımızdan çok büyük bir negatif bir gelişmeydi. Çünkü böylelikle olayın aslında Suudi Arabistan bir Müslüman dünyasına karşı yapılmış bir davranış olmadığını, bunun aslında sadece oradaki bir etnik yapının Çin'in işlerini karıştırdığını ve Çin'in elbette ki böyle bir olayı bastırmak için haklı sebepleri olduğunu ifade eden açıklamaları Türkiye tarafından hoş karşılanmadı. Bunun ileride Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve hatta Mısır arasında çok ciddi bazı sorunlara yol açacağını ben düşünüyorum. Türkiye mutlaka buna karşı bölgede farklı bazı gelişmeleri sağlayacaktır diye inanıyorum ileride. Bu ilerisi için bizlerle özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında aramızdaki ilişkiler için çok büyük bir negatif etki yaratacaktır. Başka? Tabii. Cezayir. Şimdi Cezayir'de biliyorsunuz bir cumhurbaşkanı var. Adı da Bouteflika. Ve 5. defa cumhurbaşkanı olmak istiyor. Ne kadar garip. Türkiye'de farklı sanki. Ancak halk istemiyor artık. Çünkü ekonomik anlamda çok büyük sıkıntıları var. Ve bunun da gösterdikleri hükümet karşıtı gösterilerle hissettiriyorlar. Her ne kadar 18 Nisan'da böyle bir cumhurbaşkanı seçimi olacaksa da ve diğer partiler de Bouteflika'nın tekrardan yarışmasını destekliyorlarsa da ülkedeki ekonomik problemlerin biz Cezayir'de daha çok huzursuzluk yaratacağını düşünüyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bunu iyi okumalıyız. Kuzey Afrika'da bu yaz bazı huzursuzluklar çıkabilir. Meksika,
Hatırlıyor musun sizinle Meksika hakkında ne konuşmuştuk? Yaklaşık yanılmıyorsam 2 hafta önceydi. Meksika'da Cumhurbaşkanı Andres Manuel López Obrador'un yine Morales'teki eyaletindeki bir İspanyol firmasının yaptırdığı 680 milyon dolarlık değer yanılmıyorsam bir elektrik santralinin ki bitti bitmek üzere olan elektrik santralinin çalışıp çalışmayacağına, operasyon olup olmayacağına dair bir bölgedeki halk oylaması yaptıracaktı. Ve bunu hakikaten yaptı ve bölge bunu evet %60 yaklaşık %59.5'lik bir oranda evet çalışsın denildi bu proje. Ve artık çalışmaya başlayacak önümüzdeki günlerde o resmi olarak. Şimdi bu aynı zamanda firmalar için çok olumsuz, dışarıdan gelen firmalar için çok olumsuz bir haber. Çünkü artık firmalar Başkan Lopez'in ne yapacağını düşünüyor. López Obrador'un ne yapacağını düşünüyor. Böyle bir şey yapar mı? Bizim yatırımlarımız güvenli mi, güvensiz mi? Bunun düşünceleriyle bir yandan düşünceleri bir yandan yorulurken halk gözünde de o başkanın imajı artıyor. Önümüzdeki günlerde Meksika'yı biz yakından yine takip etmeye çalışacağız. Çünkü ilginç şeyler olacak gibi duruyorlar da. İtalya ve Avrupa Birliği her ne kadar biliyorsunuz yani bütün bütçeler, ülkelerin bütçeleri Avrupa Birliği masası tarafından onaylanmak zorunda. Her ne kadar İtalya'da da 2018'e kadar, 2018'in sonuna kadar İtalya'nın bütçesi onaylanmasa da Avrupa Birliği tarafından, 2019'un başlarında onaylansa da, Avrupa Birliği yine İtalya'nın ekonomik dengesizliğini kritize eden açıklamalarda bulundu. Özellikle artan borçlar ve bütçe açığı yüzünden. Hala ve hala demek ki İtalya'da bazı ekonomik sorunlar devam ediyor. Bu bize bunu gösteriyor ve bu Avrupa Birliği'ni endişelendiren bir davranış. Önümüzdeki dönemde şimdi biraz sonra bir daha konuşacağım. Almanya'nın ekonomisinin yavaşlaması. Belki Almanya bir durgunluğa doğru gidiyor diye konuşuluyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de ekonomisinin yavaşlayacağı anlamına geliyor. Bu İtalya'yı da çok ciddi olarak etkileyecektir. Biraz sonra sizin bunun örneklerini de vermeye çalışacağım yine. Global anlamda da bu tip davranışlar geliyor diğer ülkelerden. Mesela Japonya, biraz sonra onu da bahsedeceğiz. Gerileme oldu son 2 aydan beri ekonomisinde. Çin'in yavaşlamasından dolayı, oraya satışlarında bir azalma olduğundan dolayı onlar da açık vermeye başladılar. Bunlar dikkate alındığında hem bölgesel hem küresel gelişmeler, İtalya'nın durumu ve özellikle Avrupa Birliği tarafından yapılan bu kritikler, İtalya'nın ekonomisinin riskli olduğunu gösteriyor. Avrupa içinde bazı alarm çanlarının çaldığını gösteriyor. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Komşumuz İran'da bu hafta ya da geçtiğimiz hafta öyle diyeyim bazı ilginç olaylar oldu. Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Rouhani onun istifasını kabul etmedi. Daha sonra kendisi Zarif bazı açıklamalarda bulundu. Bunun işte yanlış bir yaptığını bazı konularda tekrar göreve gelmekten dolayı mutlu olacağını falan söyledi. Ama anladığımız kadarıyla İran'da bazı güçlerin kendi iç çekişmeleri var. Bu İran'daki bazı politik gelişmelerin meydana geldiğini, ülkede bir hafif bir tartışma konusu olduğunu, bir dengesizlik durumu meydana getirdiğini gösteriyor. Zarif her ne kadar ılımlı bir kanatta da olsa Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin geliştirmesi bir şekilde anlaşmanın tarafı olsa da özellikle Zarif'in istifasını destekleyenler, gitmesi gerektiğini gösteren ya da bizim Şahin görüşü dediğimiz kısım yavaş yavaş güçlendiğini ve İran'da bazı sert politikaların izlenebileceğini gösteriyor. İran'ı unutmayalım. İran bu yaz içerisinde bazı değişiklikler, bazı politika değişiklikleri olabilir. İngiltere, yine Avrupa. Biliyorsunuz İngiltere bir türlü ne yapacağına karar veremedi. Biz Avrupa'dan ayrılıyoruz dediler. Eyvallah ama nereye gidiyor İngiltere? Kimse bilmiyor. Şimdi işte Başbakanları May'in de bir açıklaması oldu. Belki işte anlaşmalı olarak mı çıkalım, anlaşmazlık olarak mı çıkalım konusunda belki de tekrardan bir referandum yapılabilir ihtimali ortaya çıktı. En azından bu konuda bir gecikmenin yaşanacağı artık hemen hemen kesin gibi ve bunu Almanya da destekliyor. Almanya Şanzeleri Angela Merkel ki artık bu son yılı
Aynı zamanda İngiltere'nin eğer isterse ekstra bazı zamanlar verilmesi gerektiğini söyledi. Yalnız şartı şu, mutlaka bize yol planlarını ortaya koymalı. Bu konuda hala İngiltere bir yol planı ortaya koyamıyor. İngiltere'nin kafası çok karışık, çok büyük bazı zararlar meydana gelecek. Bu ekonomik dengesizlik aynı zamanda Avrupa Birliği için de sorun, küresel anlamda da bir sorun. Bunlar yakından izlenmeli. Çünkü Türkiye olarak düşündüğümüzde bunun artıları eksileri olacak bizim ekonomimizde de. Umarım bizim ülkemizin de politik karar vericileri bu konuları düşünüyorlardır. Japonya'nın üretimi %3,7 düştü Ocak ayında. Bu çok büyük bir düşüş. Neden? Çünkü özellikle yaptığı ihracat, yani dışarıya sattığı mal diyeyim ben size, Ocak ayında %8,4 düştü. Şimdi böyle düşündüğünüzde Japonya'nın da bir mal fazlası var belki de ve bunlar aynı zamanda yani ticaret yani ihracatla ithalat arasındaki farkın artmasına yol açmaya başladı. Zaten bazı ekonomik verileri de yakından incelediğimizde bu ekonomik verilerin Japonya için şu aşamada olumlu olmadığı görüşünde biz de paylaşıyoruz. Özellikle Çin'deki ekonomik yavaşlamanın Japon ekonomisini direkt olarak etkilediğini görmeye başladık. Başbakan Shinzo Abe'nin bu yıl içerisinde özellikle tüketim vergilerini arttırması bekleniyordu. Ekonomik veriler bu şekilde gelmeye devam ettikçe Japonya Başbakanı'nın bunu nasıl başaracağını biz de yakından izleyeceğiz. Eğer bu şekilde devam ederse Japonya ekonomisi, Shinzo Abe'nin planlarında biz değişiklik olabileceğini düşünüyoruz. Tüketim vergisi gelse bile çok ağır bir verginin geleceğini düşünmüyoruz. İsrail, hatırlarsınız geçen hafta içerisinde ben İsrail ile ilgili bir özel bir video yaptım, uzun bir videoydu. Bu videoda şu andaki Başbakan Netanyahu'nun işte para aldığı zamanında hakkında bazı suçlamaları vardı. Eğer böyle bir suçlama gerçekleşirse savcılık tarafından, bunun Netanyahu'nun önümüzdeki zaman içerisindeki bu yaklaşık işte 2019 yılı içerisinde Nisan 9'unda yapılacak olan seçimlerde eksi bir yol izleyebileceğini, negatif bir etki yaratabileceğini bahsetmiştim. Şimdi bu hafta açıklanmadı ya da bugüne kadar açıklanmadı ama önümüzdeki hafta içinde biz açıklanmasını bekliyoruz açıkçası. Savcının bir suçlamada bulunacak mı, bulunmayacak mı diye. Her ne kadar sağ partiler Netanyahu'yu desteklese de bu durum Benny Gantz'ın liderliğini yaptığı İsrail Direniş Partisi'nin popülaritesini arttırmaya başlıyor yapılan anketlerde. Yakından takip edeceğiz İsrail'de olası bir liderlik değişikliği olur mu olmaz mı diye. İsrail kanunlarına göre her ne kadar suçlamalar olsa dahi Netanyahu'nun başbakanlığının adaylığını etkileyebilecek bir konu olmadığı anlaşıldı. Ancak ve ancak bu popülaritesi etkilenmeyeceği anlamına gelmiyor ki şu andaki Benny Gantz bunu sürekli dile getirmeye başlayacağına inanıyoruz biz de. Yakından izlenmesi gereken bir dönem. Bu hem bölge için hem de bizler için. Çünkü yine dediğim gibi Benny Gantz'ın planı Netanyahu'nun tersine Filistinlilerle bir an önce anlaşıp Arapları arkasına alıp İran'a karşı yine sert müdahalelerde bulunmak. O yüzden bu Türkiye'yi çok ilgilendiren bir olay. Mutlaka yakından takip edeceğiz biz bu İsrail iki seçimleri. Evet, şimdi Hindistan'da da ekonomi yavaşladı. Ne kadar garip değil mi? Hindistan'da da ekonomi yani 2008'de pardon, özür dilerim, 2018'de 3. çeyreği veya 2. çeyreğinde yaklaşık %8'di büyüme. Sonra son çeyreğinde %7'ye düştü. 2018'in pardon 3. çeyreğinde %7'ye düştü. Son çeyreğinde de %6,6'ya düştü. Şimdi bu ciddi bir yavaşlama. Çok hızlı bir yavaşlama. Özellikle bu yavaşlama hem bölgesel hem de global bazı etkileri olacak.
Hindistan'da da Mayıs ayı içerisinde bir genel seçimler var. Şimdi malum bu hafta içerisinde Pakistan'da da aralarında çok büyük bir sorun oldu yine tekrardan bu Kaşmir yüzünden. Biz Hindistan yönetiminin bu Kaşmir sorununu bir an önce çözeceğine inanmıyoruz. Soğutmaya da alacağına inanmıyoruz. Mutlaka bunu etkilerini kontrollü şekilde arttırarak seçimlerde popülaritelerini arttırmaya çalışacağına inanıyoruz. Kaşmir çok çabuk bitmeyecek. Ama bu Hindistan'ın ekonomisinin zarar gördüğünü ve orada ciddi bazı sorunlar olmadığını da göstermiyor değil. Hindistan ekonomisini yakından takip etmeye devam edeceğiz. İlginçtir. Hazar bölgesinde bazı gelişmeler var bu hafta. Ermenistan, İran ve Katar'la bazı data transferi hakkında bazı anlaşmalar yaptı. Buna göre bazı ikili anlaşmalar olacak, özellikle telekomünikasyon alanında, internet alanında ve siber güvenlik alanında. Bunun karşılığında İran'ın amacı burada hem Gürcistan hem de Ermenistan'la ilişkilerini arttırıp bu bölgede bir etkinlik yaratmak. İran için bu çok önemli. Türkiye'nin mutlaka dikkat etmesi gereken bir konu, özellikle bu konu. Bunu da yakından biz mutlaka izlemeye devam edeceğiz. En son konumuz Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore'ydi. Geçen hafta biliyorsunuz toplantı oldu. Ancak bu toplantı, Hanoi'deki toplantı da maalesef ikinci günde asıl toplantıydı. Çok kısa sürdü ve burada bazı fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore'nin bir an önce bize anlaşma yapmasını beklemiyorsak da bu kadar birbirlerine tavırlı davranacaklarını hiç beklemiyorduk. Aslında bir yere kadar olumlu her şey gelişti. İşte Kuzey Kore'nin beklentisi, ben testlerimi yapmayayım, geçici olarak hepsini durdurmayı vaat ediyorlar. Bunun karşılığında 11 tane uyguladıkları, Birleşmiş Milletler'in uyguladığı 11 tane ambargonun 5 tanesini yumuşatmalarını, hatta mümkünse yok etmelerini bekliyorlardı. Yalnız Amerikalılar bunun karşılığında bir şey istediler. Bunu isteyince Kuzey Kore masadan kalktı. Peki bu çok önemli bir gösterge aslında fikir ayrılıkları açısından. Ama aynı zamanda bu sorunların hala çözümsüz olmadığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri bekleyebilir ama bu Kuzey Kore için bu şekilde mi? Bunu yakın zamanda anlayacağız politikalarından. Biz bu konuyu yine yakından size için önümüzdeki videolarda daha çok konuşacağız, daha çok detaylandıracağız. Bunlar bu haftaki olaylardı. Sizlerle paylaşmak istedim. Çoktu bu olaylar bu hafta. Bizi izlemeye devam edin, bizimle kalın.